Mesele ekonomiden herkese merhaba. 2020'nin sonuna gelinirken artık 2021'de ekonomiyi ne bekliyor, dengeler nasıl oturacak? Bunu konuşmaya başladık. Bugün konuğumuz ekonomist Merve Hande Akmehmet. Hande Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hande Hanım, zor bir sene geçti ekonomik açıdan, dengeler açısından. Tüm dünyada zor bir sene geçti ve yavaş yavaş 2021'de nasıl bir tablo olacak? Bu Covid'in etkileri ne kadar sürecek? Ekonomik dengeler nasıl şekillenecek? Bunlar tartışılmaya başlandı aslında. Sizinle bunu konuşmak istiyorum. Bugün itibariyle Aralık ayının sonuna geldik ve nasıl bir tabloyla kapıyoruz yılı? Evet, oldukça zor bir tabloyla baş ettik 2020'de. Bütün dünya ekonomileri üzerinde gerçekten daha önce görülmemiş büyüklükte bir sınav ya da biz ekonomistlerin yani stres testi dediği hani verilerimizin üzerine tanıttığı bir durumu dünya küresel çapta gerçekten birebir reel olarak yaşadı. Merkez bankaları para musluklarını hiç görülmemiş seviyelerde açtı. Bunun yanında mali teşvikler, devletler farklı farklı teşvik sistemlerine giderek hani piyasadaki paydan kapmaya çalıştı. Kimi ülke daha borçlu, kimi ülke daha borçsuz bu savaşa diyelim yakalandı. Ve bu da ülkelerin bu durumla mücadeleleri bize çok büyük farklılıklar olabileceğini gösterdi. Adı gerçekten bir korona resesyonu aslında bu dönemin. Hem yüksek borçluluğu tetikledi, hem işsizlik, istihdam piyasasına çok ciddi zararlar verdi. Ama genel olarak ekonomik aktivite anlamında baktığımızda hepimizin şu anda kilitlendiği ve izlediği ve 2021 içinde temel gösterge olarak öne koyduğu parametre koronanın aşısı ve ilaç ve tedavisindeki yeni gelişmeler oldu. Bu daha önce hiç ele almadığımız bir şeydi. Ve şimdi bu cepheden 2021'e bakıp değerlendirmelerimizi yapıp neler olabilir diye baktığımızda temel göstergelerimizden bir tanesi, parametrelerimizden bir tanesi koronanın aşısının göstereceği gelişmeler ve tetikleyebileceği farklılıklar oldu. Peki bu noktada şunu sorayım. Korona aşısı ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Bu gelişmeler olumlu yönde seyrediyor. Onaylar gelmeye başladı. Ancak bir yandan da yan etkileri olacak mı, olmayacak mı? Ne kadar insan aşı olmayı hemen kabul edecek, etmeyecek? Bunlar da tartışılmaya devam ediyor. Siz 2021'e baktığınızda korona açısından nasıl bir tablo görüyorsunuz? Sizin öngörünüz ekonomiye etkileri açısından nasıl bir iyileşme süreci olacaktır? 2021'in aslında küresel ekonomik görünümü de tamamen işte demin dediğimiz gibi koronanın gelişmelerine bağlı. Koronanın aşısına verilen tepkiler ya da nasıl bir gelişme olacağına bağlı. Biz bunu baş parametre olarak oturttuğumuzda 2021 yılı için 4 tane farklı senaryo geliştirdik. Ve bunların olasılıklarıyla burada anlatıyoruz bunu. Bunlardan ve 2021'e biz dejavu senesi diyoruz. Çünkü her ne kadar hani farklı bir senenin içerisine giriyor olsak da 2020'nin ekonomik anlamda bir nevi dejavusunu belki yani 2.0'ını diyelim gözlemleyeceğimiz ve de yaşayacağımız bir sene olacak. Bu dört farklı senaryodan bahsedeyim. Bunlardan hem aşı ile ilgili gelişmeleri hem de ekonomik toparlanmaya birebir bağlı. Biz bu baz senaryoya %70 olasılık verdik olabilite payına. Ve bu da direkt olarak küresel ekonomik toparlanmanın korona aşısı ve de tedavilerindeki gelişmelerle paralel gelişen bir ekonomik aktivitenin öne çıktığı bir senaryo. %70 vermemizin nedeni de aslında iki tarafa da çok rahat gidebiliyor olması. Yani finansal piyasalardaki en ufak bir hani sezgide ya da hani algıda bozukluk korona ile alakalı bir sistematik riski tetikleyebiliyor. Ya da aynı şekilde korona aşısına dair pozitif gelişmeler bir ülkenin kuru üzerinde, o aşıyı bulan ülke olabilir ya da onun hissesinde ya da tahvil piyasaları üzerinde çok farklı olumlu bir algıda yaratabiliyor. Dolayısıyla bu %70'lik baz senaryomuz bizim
Hani bir nevi direkt olarak aşıyla paralel gelişen ekonomik toparlanma ve 2021'in sonuna doğru tabii bunun biraz daha hani palazlandığını göreceğiz. Bu olumlu bir senaryo kesinlikle değil ama olumsuz da değil. Bir senaryo. Bunun içerisinde aslında ekonomik olarak yine baktığımızda koronaya borçlu ve borçsuz yakalanan ülkeler arasında çok büyük açılımlar gördük biz. Bu sene içerisinde ve bunun aynısının projeksiyonlarını 2021 yılında da devam edebileceğini öngörüyoruz. Mesela Avrupa Birliği'ne baktığımızda zaten çatırdamakta olan Avrupa Birliği özellikle borçluluk ve kredi borcu ve sorunlu kredilerde gerçekten sıkıntılar yaşıyor. Yunanistan başta olmak üzere bizim raporumuzda Güney Kıbrıs, işte Bulgaristan, İtalya'nın da içinde olduğu ilk dört sorunlu ülke diye biz bunları adlandırıyoruz. Büyük bir sorunlu kredi problemiyle baş ediyor. Ama bunun yanında aynı zamanda Avrupa Birliği'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın desteğiyle parasal genişleme ve hani mali teşvikte de oradan da birazcık destek aldığını görüyoruz. Mali anlamda baktığımızda çünkü artık 2021'de para politikaları bir tarafta, teşvikler bir tarafta, ikisinin zaman zaman birbiriyle çatıştığı, zaman zaman birbiriyle el ele gittiği bir dönem de bizi bekliyor. Onunla ilgili birazdan ayrıca konuşuruz ama mali anlamda Avrupa Birliği mesela toplam 1,4 trilyon euroluk bir mali teşvik piyasasına kendi ülkelerine dağıtmayı taahhüt etti 2020 genelinde ve bunun 2021'de biraz daha devam edeceğini öngörüyoruz. Her ülkenin yüzde gayri safi yurt içi hasılası %2'sine denk gelen sağlık harcamaları yapmayı taahhüt etti. Biz bunu da çok önemli bulduk analizimizde. Çünkü diğer ülkelere baktığımız zaman mesela Almanya olsun, işte Avrupa Birliği olsun, yine Amerika içerisindeki kendi piyasası içerisinde yaptığı teşvikler olsun, sağlık sektörü ve tamamen korona bazlı, koronaya verilen cevap anlamında yapılan mali teşviklerin gayri safi yurt içi hasılalarında ülkelerin önemli bir pay tuttuğunu gördük. Ama bunu Türkiye'ye çektiğimizde Türkiye'nin yaptığı mali teşvikler ki bugün itibariyle bizim analizimize göre 580,2 milyar TL'ye tekabül ediyor. Bu da işte gayri safi yurt içi hasılanın kaba olarak %12'si %13'üne aslında denk geliyor. Diğer ülkelerin harcadığı paralardan kendi gayri safi yurt içi hasılalarına göre harcadıkları orandan çok daha yüksek bir oran aslında Türkiye bu işle mücadele için mali teşvik paketi kapsamında harcamış gözüküyor. Ama burada bir problem var. Sağlık sektörüyle ilgili harcamaların çok geride kaldığını görüyoruz. Ve bu yapılan harcamaların genelde çoğunlukla kredi garantileri, işte vergi ertelemeleri, kredi geri ödemelerinde ertelemeler, yine kamu bankalarına enjekte edilen sermaye diyelim ve bu tarz önlemler olduğunu görüyoruz. Daha hani kredi piyasası kapsamında korona değil de hani krediyle mücadele gibi biraz önlemler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz farklılaşmalar uzun lafın kısası bizim bu baz senaryomuzda 2020'nin nasıl gideceğinin aslında bir 2021'in nasıl gideceğinin aslında bir ön göstergesi olarak ortaya çıktı. Ve buradaki sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı aslında ülkelerin ekonomik toparlanmasının da bir garantisi. O yüzden ülkelerin çok daha dikkatlice sağlık harcamalarında ve mali teşvikler kapsamında yaptıkları sağlık sektöründe yaptıkları harcamalara çok daha özen göstermeleri gerekiyor. Bu baz senaryo. Çok kısa diğer iki üç Tabii ki. senaryodan da bahsedeyim. Şimdi iyi senaryoda biz buna %15 pay verdik. Bu senaryoda şimdi para bolluğu zaten var. Küresel çapta merkez bankalarının muslukları açması nedeniyle. İyi senaryoda korona ile ilgili gelişmelerin yani çok daha
olduğundan da iyi okunarak ya da bu şekilde medyaya lanse edilerek biraz daha ekonomik toparlanmanın devletler cephesinden toplum üzerinde bilerek ve isteyerek hızlandırıldığı bir senaryo bu. Aslında olmayan bir toparlanmayı ya da o aşı sürecinin iyileşme anlamında daha gelemediği bir noktayı sanki gelmiş gibi göstererek bunu 2021'de bize lanse etmeleri. Bu senaryo %15 bizde. Çünkü hani olasılık anlamında öbürü daha hani daha ne diyeyim uçlarda olmayan bir senaryo, ama bu senaryoda biraz daha hani iyi senaryo, daha hani risk anlamında bizim tail risk dediğimiz hani dağıtılmış risk olduğu için daha az bir yüzde taşıyor. İki tane de kötü senaryomuz var. Bunlar da aynı şekilde her türlü aşı haberinin negatif ekonomik toparlanmaya ilişkilendirildiği. Bir tanesi, ilk kötü senaryomuz %5. Bu küresel resesyonun full devam edeceği, her türlü aşı haberinin işte olumsuz yorumlara yol açarak "Aa, bu toparlanma gelmiyor, yine evde kaldık, ekonomik aktivitede bittik gittik" gibi daha hani istikrarsızlığı destekleyen bir senaryo. Ve son kötü senaryomuzdaki, ona %10 verdik. Bu da stagflasyonun tetiklendiği bir senaryo. Aslında bazen işler kötü gitmese de kendi kendine süre gelen bir sürecin hiçbir değişiklik göstermeden devam ediyor olması daha problemli olabiliyor. Bizim stagflasyon senaryomuzda mesela kredi piyasalarında büyük bir risk olduğunu gördük. O senaryoda simülasyonlarımızı yürüttüğümüzde. Aynı zamanda yine stagflasyon senaryomuzda, ki bu da bir tail risk yine, yani olasılığı düşük ama olabilecekler arasında olan bir senaryo. Ekonominin yanı sıra bölgesel çatışmaların daha fazla tetiklenebileceği, ya da şöyle söyleyelim, işte ülkeler içerisindeki protestoların arttığı ve ekonomik aktivitedeki dengesizliklerden dolayı istihdam bozukluklarının engellenemediği, işsizliğin had safhada arttığı ve bütün bunların tabii ki de sosyal patlamaları getirebileceği bir negatiflikte bir senaryo. Bunlar da tek başına kalmıyor maalesef. Hem merkez bankalarına büyük yükler yüklüyor. Merkez bankalarının kurumsal olarak bağımsızlıklarını tehdit ediyor. Mali teşvik paketlerinin topluma ulaşamamasını tetikliyor. Ve konut piyasasında dahi krizler yaratabiliyor. Bu dört senaryoyu bu şekilde anlattık. Bu 2021 için en olası senaryoyu dikkate aldığımızda Türkiye ekonomisi açısından ne görüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye ekonomisi açısından diğer ülkelerle kıyasladığımızda ortaya çıkan tablo, işte demin de konuştuğumuz gibi kredi yılın, mesela 2000 yılının başında hani gaz fren tartışmalarına istinaden gaza fazla basıldı ve krediler fazla verildi. Çok fazla bir hani ısınma oldu ve daha sonra bu geri adım atıldı ve şu anda biraz daha stabilize olmuş durumda Türkiye'nin toplamda verdiği kredi miktarına baktığımızda. Zaten kur üzerindeki şu anki durağanlığın da bence sebeplerinden bir tanesi bu çok fazla yapılmış olan gaza basmanın birazcık önüne geçilmiş olması kredi piyasasında. Kredi vermek, ekonomiyi stimüle etmek, büyümeyi de teşvik etmek tabii ki çok önemli. Ama her şeyin belirli bir sınırı, belirli bir hani belirli bir eşiği olması lazım ve o eşikler geçildiği zaman zaten bizim ekonomik bozukluklar dediğimiz maalesef bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla 2021'de Türkiye'ye bakan yahut gelişmekte olan ülkelere bakan bir analist ya da bir fon ya da bir değerleme grubu diyelim, aslında tamamen borçlulukla olan mücadelesinde nerede durduğuna bakacak. Çünkü aslında bütün dünya çok borçlu şu an geldiğimiz noktada ve bu korona resesyonunun diyelim tetiklediği ekonomik, küresel ekonomik geldiğimiz dengede. Sadece şu anda korona Mart ayından beri, işte 2020'nin Mart'ından şu ana çektiğimizden bu yana bütün dünyadaki devletlerin toplam vermiş oldukları ve piyasaya enjekte etmiş oldukları mali teşviklere baktık. Tamamen hani fiscal, mali kapsamda. Ve bunların toplamı 11.7 trilyon dolara çıktı. Ya bu çok büyük bir rakam. Daha sonra bizim hesabımızda 12.3'tü.
IMF raporlar yayınladı. Onlar da 11.6, 11.7 civarındaydı. Yani kaba taslak diyelim. Dünyanın devletleri korona ile mücadelede toplam 12 trilyon dolar para enjekte etti. Mali teşviklerle ya da mali harcamalarla, işte farklı farklı yöntemlerle diyelim. Şimdi bu o kadar yüksek montanlı bir rakam ki 2019 yılında toplam dünyanın borçluluğu gayri safi yurt içi hasılasının %80'lerine tekabül ediyordu. Bu bile bizim için, ekonomistler için çok yüksek borçluluk, tabii yüksek bir rakamdı. Şimdi korona nedeniyle, korona resesyonu nedeniyle bütün dünya borçluluğu, bütün dünyanın gayri safi yurt içi hasılasının %100'üne tekabül ediyor bu 12 trilyon doların da bu işin içine girmesiyle. Yani %100 ürettiğimiz kadar biz borçlandık. Bu büyük bir sıkıntı ve aslında sistemsel olarak da büyük bir risk. Tetikleyebileceği unsurlar da çok çok farklı noktalara gidebiliyor. Türkiye'ye de bu açıdan bakmak lazım. Yani bütün dünyanın borçlu olduğu, en büyük merkez bankalarının para bolluğuyla bu işin içerisinden çıkmaya çalıştığı bir düzende ne kadar borçlu? Bunu nasıl yönetiyor? Bunun üzerine de hani başka dinamikler tabii kuruluyor ama en önemli nokta bence burada ayrıştıran o borçluluğun nasıl ve hangi kanallarla yönetildiği. Bir yandan da maliye politikalarıyla para politikaları arasında daha sıkı bir koordinasyon olduğunu da görüyoruz, değil mi bu sene itibariyle? Hedef kesinlikle o. Yani mali politika, teşvikler, işte mali taraf dediğimiz nedir? Daha bir siyasettir, siyaset kanadıdır. Merkez bankaları tarafı nedir? Para politikasıdır ve aslında bağımsız kurumların yürüttüğü ve hedeflerinin işte enflasyon olsun, faiz olsun, daha bir hani kurumsal bir yapının yönettiği bir dinamiktir. Aslında bu ikisinin el ele yürümesini şart kılan bir dünya dinamiğine biz geldik korona ile beraber. Ama çok şaşırtıcı örnekler de olmuyor değil. Mesela Hazine Bakanı, Amerika'daki Hazine Bakanı'nın en son buradaki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki de kavgayı tetikleyen Federal Reserve, Amerikan Merkez Bankası'nın emergency lending dediği acil durumlarda borç verdiği pencerenin zamanı doluyordu. Burada 8-9 tane ayrı kanaldan verdiği acil durum penceresi var ve Amerika Hazine Bakanı Mnuchin bu pencerelerin uzatılmasını istemediğini söyledi ve bunları ertelemek isteyen, yani daha doğrusu bir sonraki dönemi uzatmak isteyen daha demokrat kanatlı kişilerle çatışarak bunun gerekli olmadığı açıklamalarını yaptı. Bir kısmını uzattı ama oldukça önemli bir montanını da Fed'in elinden hani alınan bir cephane gibi düşünün bunu. Böyle bir açıklama geldi ve Fed tarihinde hiç girmediği bir topa girdi ve çünkü eleştirmez genelde bağımsızlık ve hani bu siyaset ve kurumlar çatışmasın diye bir açıklamada bulundu Fed ve dedi ki biz dedi bu acil durum borç verme pencerelerini çok önemsiyoruz ve keşke hani devam edebilse ve elimizdeki bu cephanenin devamlılığını biz görebilsek dedi. Ya burada çok ciddi bir net zıtlaşma diyelim gözlemledik biz. Hazine Bakanı arasında ve Amerika'nın Merkez Bankası arasında. Ne kadar cephanesini elinden aldı diyeceksiniz. Mesela bu CARES Act denilen Amerika'da CARES yasasının bu kongrenin içerisinde kongre onayıyla gelen Fed'e 4.5 trilyon dolar borç verme yetkisi veriyordu. Şimdi bunun yani bunun 750 milyar dolara kadar bu düşürüldü. Çünkü belli bir rasyoyla yapıyorlar bunu da. Bu rakamları da biz kendimiz hesapladık. Yani kaba taslak şöyle diyelim. Fed'in elindeki gücün 1 bölü 4'ü kaldı sadece. Kalacak sadece. 31 Aralık geldiğinde ve 1 Ocağı vurduğunda takvim. Bu da şu demek. Yani tabii ki hala 750 milyar dolarlık ekstra bir kongreden gelen ek teşvikle piyasaya müdahale edebilme olası durumlarda bir kol diyoruz biz ona, kol atabilme potansiyeli hala var ama bunun 4 katıydı eskiden ve bu aslında belki de siyasal bir küçük çekişmeye heba edildi. Bunlar sıkıntılı durumlar aslında.
Yeni dönemde masanın diğer tarafını bilen bir hazineci o koltukta oturuyor olacak. Bu ilişkilerin değişmesini bekleyebilir miyiz peki? Kesinlikle yani Mnuchin'in bu hamlesinden sonra Janet Yellen kongre tarafından onaylandıktan sonra ki bu da birkaç ayı alacaktır. Birkaç ay Amerikan Merkez Bankası'nın elinde bu acil durum butonu birazcık geri çekilecek belki ama ondan sonra tekrardan daha genişlemeci bir politikaya sahip olan Janet Yellen diyelim bu pencereleri olan şeyi arttıracaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle büyük bir değişiklik bekliyorum bu değişim olduktan sonra. Hande Hanım çok teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Ben çok teşekkür ediyorum. 2021 şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlısı. Çok da kötümser bir senaryo çizmek istemezdim ama maalesef şu anki durumlar bunu gösteriyor diyebiliriz. Çok teşekkürler. Değerli Ben teşekkür ederim. izleyiciler, bugünlük burada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.